Biz tabii hem sizlerden hem eşinizden, dostunuzdan çalışmak bekliyoruz ve büyük Türkiye hayalimizi, güçlü Türkiye hayalimizi, daha güçlü Türkiye hayalimizi inşallah hep birlikte gerçekleştirelim diyoruz. Türkiye yüzyılı büyük ve güçlü Türkiye olacak. Tabii büyük ve güçlü Türkiye'yi işte burada birbirinden kıymetli, değerli iş insanlarımızla, vatandaşımızla birlikte yapacağız. Türkiye yüzyılında her anlamda kendine yeten, üreten, ihraç eden ve şehirlerimizin, hepimizin, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'de, İstanbul'da huzur içerisinde, güven içerisinde yaşayacağız. Tabii ülkemiz afetler yaşadığımız sürece baktığımızda deprem bölgesi. Ülkemizin nüfusumuzun neredeyse %70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. Sadece deprem değil, işte afetler, seller, heyelanlar, artık sayısı, sıklığı, şiddeti giderek artan bir takım belki iklim değişikliğinden, bir takım işte şehirlerin altyapısından kaynaklı büyük sorunlar, problemler yaşıyoruz. Ve son yıllarda, işte son 100 yılda yaşadığımız bu afetlerde 130 bin canımızı kaybettik. Evladımızı, annemizi, babamızı yitirdik. Tabii bu acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz ve İşte bu acıların tekrar yaşanmaması için ve 11 ilimizdeki Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yürütüyoruz. Ve işte 106 bin konutu geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte sözleşmelerini yaptık, temellerini attık. Ve yine afetin üzerinden 2,5 ay geçmesine rağmen Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Tabii bu gurur hepimizin gururu. Şu an sahada 93 bin kentsel dönüşüm konutumuz fiilen İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, değişik mahallelerinde sürmektedir. Tabii biz ülkemizi, İstanbul'umuzu depreme hazır hale getirmek durumundayız. Ve bu manada da 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazi Osman Paşa'da başlatmış olduğu kentsel dönüşümü daha da hızlandırmak adına yine geçtiğimiz günlerde Gazi Osman Paşa'da yaklaşık 10,5 milyar liralık yatırımla kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı yeniden ortaya koyacak adımlarımızı attık. Ne dedik? Vatandaşımıza dedik ki biz İstanbul'umuzu dönüştürmek istiyoruz. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 963 mahallesindeki ne kadar riskli yapı varsa iş insanlarımıza, vatandaşımıza, annelerimize, ablalarımıza bu konutlarımızı dönüştürelim istiyoruz ve bu manada da 1,5 milyonluk konutumuzun 500 binli yerinde 500 binli Anadolu yakasında, 500 binin de Avrupa yakasında olacak şekliyle bir dönüşüm projesi açıkladık ve bu dönüşümde yarısı bizden dedik. Devletimiz konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza rızası, gönlü çerçevesinde hızlı bir şekilde bu dönüşüm sürecini yürütelim istedik ve ilk etapta 200 bin konutumuzu yerinde 100 bin konutu da rezerv konut olmak üzere bir projemizi başlattık. O günde Gazi Osman Paşa'da ilk temellerimizi attık. Yaklaşık 2 bin konutumuzun temelini attık ve 100 bin rezerv konutu inşallah belirlediğimiz 130 milyon metrekare rezerv alanlarda yapacağız. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi 14 Mayıs seçimleri değerli arkadaşlar aslında bu ülkenin geleceği adına belki en önemli seçimlerden bir tanesidir. İşte 14 Mayıs'ta ülkemiz büyüsün, gelişsin, üretsin diyen AK Parti'mizle bu ülkenin geleceğine dair hiçbir projesi olmayan, hiçbir hedefi olmayan Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı yarışacak. Diğer tarafa baktığınızda işte 21 yıldır nerede bir afet olsa milletinin yanında olan köprüleriyle, tünelleriyle, hastaneleriyle, şehir hastaneleriyle, yollarıyla, millet bahçeleriyle, konutlarıyla, kentsel dönüşüm konutlarıyla, savunma sanayiyle tüm alanlarda 21 yıldır sizlerle birlikte ülkemizi büyüten, gelişen ve 100 yılda yapılacak işleri
21 yıla sığdıran bir irade var. Cumhurbaşkanımız var, Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafa baktığınızda da bu ülkenin geleceğine dair projesi olmadığı gibi yapılan yatırımları da, yatırımcıları da tehdit eden, işte biz gelirsek TOGG'un üretiminden tutun da insansız hava araçlarının üretimine kadar birçok üretimi gözden geçireceğini, durduracağını ve yatırımcıyı tehdit eden maalesef bir Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta ülke büyüsün, ekonomisi güçlensin, güçlü ekonomiye sahip olsun, dünyada ilk 10 ekonominin arasına girsin diyen ve bunun için İstanbul'un finansın merkezi, ekonominin merkezi olsun anlayışıyla finans merkezini İstanbul'a kazandıran var. Diğer tarafa baktığınızda da işte 15 Mayıs itibariyle biz yurt dışından borç alacağız diyen Kılıçdaroğlu var. Bu seçim bu manada çok çok önemli bir seçimdir. Yatırımcı güven ister, yatırımcı istikrar ister ve 21 yıldır bu istikrarı yatırımcımızla birlikte biz ülkemize sunduk. Hamdolsun hemen hemen her alanda devrim niteliğinde yatırımlar yaptık ve bunu da sizlerle birlikte yaptık. Sizlerin destekleriyle yaptık. Seçimimizin ülkemizin geleceği adına, çocuklarımızın adına çok önemli olduğu bilinciyle sorunu varsa biz orada olacağız. Sorunun çözümüne ilişkin iradeyi ortaya koyacağız.